Evet değerli izleyicilerimiz, bu hafta Manisa Kula'dayız. Kula'nın böyle ayağımızın tozuyla hemen geldik. Eskiye dair ne var dedik. Dediler ki hala semer yapan bir dayımız var. Ali Usta'mız. Ali Usta'ymış. Özellikle üstüne basarak söylüyor Ali Usta. Şimdi tabii ki onu tanıyacağız. Bu semer ne zamandan beri yapılıyor? Yani gençlerin öğrenmesi için de tabii ki böyle yaptığı küçük semerler de var. Yeni nesil bilmeyebilir. Onlar da böyle hediyelik olarak alıp evlerine koyabilirler. Bir tanıyalım mı dayı sen? Evet, ben Semerci Ali Kuşköz. Bizim baba mesleğimiz bu, devam ettiriyoruz şu ana kadar. Üçüncü nesil olarak. Yani üçüncü nesil dediğiniz zaman. Dedem Semerci, babam Semerci'ydi. Rahmetli oldu. Aşağı yukarı ben 50 yıldır çalışıyorum. Çocukluğumdan beri. Yani 200 yılı buluyor aşağı yukarı. Evet. Kula'da bu böyle sanatlar devam etmeyen sanatlar oldu artık. Eskiden çok semerciler vardı. 25-30 tane dükkanımız vardı Kula'da. Yani bizim değil de esnaf vardı yani böyle. Evet. Ama şimdi onlar artık bitti. Semercilik sadece bir ben varım. Öyle şimdi onlar da şu anda atı eşeği olan var mı gene yük taşıyan? Hayvan da azaldı evet. At eşek yok ama bazı o şeyler var. At besleyenler var. Onlar da mesela cirit, evet cirit atları var. Ama onlardan var da köylerde kalmadı zaten. Her köyde birer tane, ikişer tane ancak kalmış. Tabii bu bizim şeyimizi karşılamıyor. Biz de bunlara şimdi ne yaptık? Gitmediği için minyatürü çevirdim ben. Kolaya çok misafirler geliyor, turlar geliyor. Kolayı geziyorlar, tozuyorlar. El sanatları da Kula'da çok olduğu için ben halen devam ediyorum yani. Evet. Ama hem hobi oluyor hem de bizim için bir vaktimiz geçiyor. Biz emekliyiz ama gene sanat seviliyor, bırakılmıyor. Peki eskiden bunu sipariş olarak mı alıyordunuz? Nasıl olsa satılıyordu ya, günlük yaptığınız var mıydı? Şimdi hazır da yapıyorduk. Sipariş oluyordu. Daha önceleri siparişler oluyordu babam gününden beri. Her hafta siparişimiz olurdu. 5-6 tane semer yapardık sipariş. Hayvanlar gelirdi, ölçülerini alırdık. Babam ölçüsünü almazdı. Karşıdan baktığı zaman ölçüsünü almış olurdu. Göz tabii bizde göz aşina olacak. El becerisi zaten bu sanatlar bizim. Şimdi peki bu yaptığınız sipariş mi yoksa? Bunu ben böyle dekor olarak yaptım burada. Hani gelen giden çok oluyor. Misafirler tanıyor, merak ediyorlar. Mesela semer nasıl dikilir, nasıl sökülür, işte nasıl yapılır. Bir tane burada, bir iki tane bulunduruyorum. Bir de buna benzer bu çatmasız var şu arkamdaki. O da binet için. Hani bağları bahçeye giderken yük sarılmaz da. Yük sarılmaz. Sadece binmek için. Yük bunlara mı sarılıyor? Yük bu ağaçlı olanlara yük sarılır. Buralardan urgan geçer. Urganla yan taraflarına odun çekerler. Köpek olurlar buraya. Köpeğe o kavun karpuz çekerler. Mahsul artık ne varsa. Eskiden bahçesinde, bağında bahçesinde yükler. Onunla taşınıyordu. Şimdi ağaçlı olanın süresi ne kadar sürüyor? Yani yapma süresi. Ağaçlı olan bunu en hızlı çalışsam gençliğimde bile 2 günde yapardık. Önce altının bu eğer kısmını yapıyorsun. Ondan sonra ağaçlarını yapıyorsun. Tekrar deri geçiriyorsun falan. 2 günümüzü alırdı bizim. Evet. Ama el sanatı olduğu için bir de sadece makinede sonradan çıktı bu ağaçlar. Önceden bunlar da elde olurdu. Kol bışkıları benim halen burada durudur. Babam peki, gününden kalma. Binek olarak kullandığınız kaç günde yapılıyor? Binek olarak kullandığımız o da aynı. O daha biraz daha şeydir. İtina gösterilir ona. Onun işçilik ağaçları içindedir. Onun ağaçları içinde olur. Evet. İçinde gizlidir ama şeysini korusun sağlamlığına diye. Evet. Üzerinden deri geçilir. Tekrar böyle şeyler yaparız, işçilikler. O peki yaptığınız süslerin bir anlamı var mı sadece süs anlamında? Canım, yani şimdi bu nasıl kilimlere desen veriyorlar, halılar desen veriliyor. Önceden hayvan, güzel hayvan alıyordu adam mesela. Çok güzel hayvan alıyordu büyük paralarla. Evet. Bir semerci ustasının gönlüne geliyordu. Usta para mühim değil, benim semerim çok güzel olacak. Evet. Veya benim köydeki yapılan semer köydekilerden daha üstün olacak diye.
Hatta fazlasından veriyordu. O gün için 10 lira fazla, 20 lira fazla büyük para gene. O zamanlarda atlarını, eşeklerini süslüyorlardı. Süslüyorlardı. Kalite farkını oradan ayarlıyorlardı. Evet. Şimdi de traktörleri süslüyorlar. He? Traktörden ziyade şimdi taksi yarışıyorlar. Evet, evet, senin traktörün daha güzel. Benim hani model değişikliği yapıyorlar ya. Onun gibi şimdi de eskiden böyle semerlere önem verilirdi. Ha mesela kimsenin hayvanın zengin olduğu, köylünün hali vakti iyi olduğu ya eşeğinden belli olurdu veya da semeri evet, güzel olursa semerinden. Oradan anlıyoruz yani. Orada şimdi yurt dışındaki semer sistemi biraz daha farklı. Onlar deriden yapıyorlar. Onlar eğer gibi yapıyorlar. Ha, evet. Yani çok daha farklı. Deri gibi yapıyorlar. Peki bunun yapım süresi ne kadar? Bunlar günde bu da bir aşağı yukarı yani küçüğünü yapmak daha zor aslında da. Biz artık elimiz becerdiği için el becerisi var bunda. Biraz daha şey yapıyoruz, pratikleştiriyoruz. Günde iki tane falan çıkarım yani. İki tane çıkar. Peki size kolay gelsin. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olunuz. Kolay başarılar geldin. Diliyorum. Kolay geldiğiniz için sağ olun. Tekrar bekleriz. Kola bizim çok eski memleket olduğu için eski sanatlar var yani. Diğer bu şehirli kazalarda, illerde böyle yok. Halen şimdi devam eden sanatlar var. Böyle el sanatları ama hani ölmeyi üst tutmuş dediğim gibi. Fakat biz de yaşatıyoruz genç kuşaklara, yani genç çocuklara. Ne güzel. En azından okullarda tez olarak veriyorlar hocalar. Semercilik nasıl olur, nasıl şey olur. Evet. Artık geçmişi unutmamak için. Geçmişi unutmamak için. Hatta valimiz geldi, Manisa valimiz. Amca dedi sen bu sanatı devam et. Çok güzel dedi. Ya sizin dedim, elinizden geldiğince yapmaya çalışıyorsunuz. Biz elimizden geldiği kadar ama çok misafir geliyor buraya Kula'dan. Eskiden bu kadar değildi, şu anda turizm bayağı kolaya yöneldi. Doğru. Allah kolaylık versin ne diyelim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz programımız devam edecek. Kula'nın güzelliklerle sizleri buluşturmaya devam edeceğiz, bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, nohut tarlalarında nohutlar yetişti. Şimdi de Manisa Kula'da tescilli marka Kula leblebisi oldu. Hala sıcak, taze. Aynen abi. Şimdi Kula leblebisinin özelliği neymiş? Bir de onu öğrenelim. Seni tanıyalım mı? Abi ben Emre. Soy isim? Leblebice. Soy isim de mi leblebice? Aynen, soy isim de leblebice. Mesleğimiz de leblebice. Mesleğine göre ha? O aynen. Zaman demek ki atalardan geliyorsun. Aynen, aynen. Baba mesleği, dede mesleği yap bizimkisi zaten. Kaç yıldan beri yapıyorlar mı? Onlar yaklaşık 30 senedir yapıyorlar bu mesleği. Ama demek ki daha eskisi var sen soy ismini aldığına aynen. göre. Aynen, daha eskisi de var yani. Dedelerimizden geliyor. Biz de baba mesleğini inşallah devam ettiriyoruz. Aynen, devam ettireceğiz. Kula leblebisinin özelliği ne? Hani kula leblebisinin özelliği sanat ya. Hani bir sanat olmasa. Onu bizde farkı falan var mı? Aynen, hepsinin farklı işlemi var ya. Hani bir nohudun dükkanı girişinden itibaren çıkması en az 3 hafta 1 ay. Hani nohudu uşak yapar, leblebi biz mi yaparız diyorsun? Aynen, aynen abi. Tescillendi değil mi bu marka? Tescillendi, tescillendi evet. Nohut. Şimdi burada şu anda işlem gören sistem ne? Orada leblebinin kabuğu atılıyor yani. Hani mafrak diyoruz, döne şey var. Önce fırına mı giriyor? Önce burada ısıtma makinelerimiz var, oraya giriyor. Hani orada 30-35 dakika döndükten sonra arkaya koyuyoruz biz onları. 15 gün kadar dinleniyor, soğuyor. 15 gün sonra tekrar şey yapıyoruz. Hani tekrar ısıtma yatıyoruz. Orada döndükten sonra 15'er gün sergilerimiz var, büyük sergilerimiz. Oraya döküyoruz onu da. Orada dinleniyor. Dinlendikten sonra da şu dönem... Aynen, yok eleme değil, sulama. Aynen. Orada nohudun dinlendiğini görür, suyu veriliyor. Hani o da sulanıyor nohut. Nemini falan alıyor. Ondan sonra orada suladıktan sonra bir gün daha kasada bekliyor. Ondan sonra ısıtmaya giriyor orada. Orada kabuğunu biraz gevşetti mi tavaya giriyor. Tavadan leblebi çıkıyor. O da kabuğu ayrılıyor. Fırça sistemi mi? Ne o? O mafrak diyoruz biz ona. O kabuğunu attırıyor. Yani bakır tava. Dişli olduğundan o şey kabuğunu attırıyor leblebini. Sistemi de o zaman şeyden eleme, çıkan mı? Aynen, o oradan çıkan kabuğu, kırı, aynen. Küçükler hepsini o ayırıyor. Şimdi kırıkları siz çoğallamışsınız. O kırıklar ne oluyor? Aynen, o kırıklar çoğallamış. Onlar işte müşterinin isteğine göre gidiyor ya. Hani dışarıda. Onlar da satılıyor. Aynen, satılıyor. Kabuklar, mabuklar ayrıldıktan sonra aynen. da... Peki bunu siz sadece böyle mi yapıyorsunuz? Bazı yok, yerlerde soslu falan da yapılıyor. Yok, bizde tek leblebi çeşit yok yani. Sadece leblebi, aynen.
kullanabilir. Bizi sade ve aynen, böyle diyorsun. Aynen. Sarılığında farklılık var mı bazı bölgelere göre? Yok ya, her yerde aynıdır hani. Kavrulma farkı var. Aynen, kavrulma. Sadece benekli oluyor işte, kavruluyor. Evet. Hani bunun için ne öyle bir katkı maddesi şey falan yok. Şu andaki şey yemeğe hazır mı? Yok, yemeğe hazır değil daha bu. Hani bu işlem görüyor daha. Tuzlu leblebi oluyor, kavrulmuş leblebi oluyor. Ya kavrulacak aynen, mı? Aynen, kavruluyor. Kabuğu çıkmış mı? Aynen, kabuğu çıkmış şekilde bu. Yani yeniden kavrulma aynen, falan yeniden olayı olacak. Tuzlama olayı olacak. Aynen olacak. Sonra da satışa. Satışa. En son satış. Vallahi Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Burada şimdi dışarıda herhalde bir 38 derece sıcaklık var. Var. Buradaki sıcaklık ya. Ne? Alıştık sıcaklığı. Buradaki sıcaklık. Buradaki sıcaklığı onu ölçemiyoruz ki ya. Vücut zaten alıştı. Yani. Ona herhalde bir 80-90 dereceyi buluyor mu sizin? Buluyordur. Vallahi Allah kolaylık versin, zor işiniz. Sağ olun. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum ben. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Uşak'ta nohut yetişiyor ama Manisa Kula'da tescilli marka halinde de böyle leblebi oluyor. Sonra da satışa sunuluyor. Programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyicilerimiz, kula gezimiz devam ediyor. Şu anda da böyle hobi bahçesiyle uğraşıp kulaya gelip de meyvesini yemeden gitmeyeceğiniz bir vatandaş var yanımızda. Sağ olsun bizi de misafir etti. İlgisinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Sebahattin abimiz yanımızda. Biraz onu tanıyacağız. Bakalım bu hobi bahçesinde merak ne zaman başlamış ve neler varmış öğreneceğiz hep beraber. Seni tanıyalım abi. İsmim Sabahattin Argaç. 1956 Kula doğumluyum. Aslen tekstilciyim. İşte 12 sene esnaf kefalet kooperatifi, 16 sene dokumacılık odası başkanlığı yaptım. Bir dönem tekstil belediye mesuliyeti yaptım. Ortaokul 2'de hobim başladı. Bizim ortaokula gittiğimiz dönemlerde tarım dersi vardı. Tarım dersinde 2 saat tarım dersinde aşı nasıl yapılır diye görmüştük. İşte ortaokul 2. sınıftaki çocuk kaç yaşlarında olur? 13 yaşlarında. 13 yaşlarında şu anki bulunduğumuz konumda 5 metre mesafede tarlanın kenarında vişne ağacım vardı. Vişne ağacımı kiraz açtırmak istemiştim. Kula'da da kiraz ağacı tek bir yerde var. Başka da kiraz ağacı yok. Gerçekten kiraz nerede olur? O dönemdeki çocuklar, bizim yaşımızdaki çocukların birçoğu ağaçta mı olur, yerde mi olur? Belki bilmiyordu Kula'da. Ben o kiraz tarlasından, o ağaçtan bir tane aşı aldım ve o yaşlarda, 13 yaşında göz aşısı yaptım. İkinci tatil dönemi, işte 15 gün sonra aşı bağı çözülür diyordu. 15 gün sonra o aşı bağını çözmek için geldiğimde benim yaptığım aşının yapraklandığını gördüm. 13 yaşındaki bu heyecan bundan sonrası devam etti. Tabii o dönemlerde bulunduğumuz yer tarla, imar durumu yok. Sonrasında imar açıldı. Yerlerimizi parselasyon yaptık. Arsa oldu. 91 yılında arsalarımın tamamını bahçe yaptım. Kula'da kiraz yok. 91 yılında kiraz ağacı yok Kula'da. Manisa Bölge Birliği Yönetim Kurulu toplantılarına katılıyordum her ay. Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin. Geçerken Manisa'da kiraz bahçelerini görüyordum. Acaba burada olan kiraz, bu toprakta olan kiraz bizim orada neden olmasın? Toprak ayrı toprak. İklim 1-2 derece farklı. Bozdağ'da soğukta kiraz oluyorsa bizim Kula'da da olabilir düşüncesiyle 91 yılında bahçeme kiraz diktim. Herkes Kula'da kiraz olmaz diyordu. Ve 91 yılından sonra benim gerçekten kirazlar üzüm salkım gibi dolmaya başladı. Tabii bunu satma düşüncemiz yoktu. Çok fazla da dikmiştim. Sadece kiraz değil. İşte merakım olduğu için Türkiye'de olmayan ya da Karadeniz'de, Güneydoğu'da, Doğu'da olan ağaçları bizim bölgede nasıl yetiştiririm merakı vardı. O merakla nereden, internetten bulduğum fidanları bahçeme dikmeye başladım. Şu anda bahçede 44 çeşit meyve ağacı var. Her birinin meyvesini yiyorum, az veya çok. Misal fındık ağacı Karadeniz bölgesinin olur. Ben burada fındığımı yiyorum. Senelerdir, 28 senedir fındığımı yiyorum. Mesela uçan ejder derler. Nasıl olduğunu birçoğu insanın meyvesini bilmez. Ben onun meyvesini yiyorum. Fuji derler. Adını duyarlar internette belki ama nasıl bir meyvesi olduğunu bilmezler. Ben burada meyvesini yiyorum. Hünnap belki adını duyarlar, yiyenler olmuştur ama ben hünnabın meyvesini senelerdir yiyorum. Yani bunlar benim Kula'da olmayıp da acaba nedir dedikleri meyveler. Hollanda'da, Amsterdam'da gezerken
Siyah çekirdek üzüm gördüm orada. Üzüm satılıyordu. Bunun fidesi nerede bulunur, nasıl bulunur? Amsterdam fidesini aradım. Ve orada 6 tane fide getirdim. Tabii yanındaki arkadaşımız da getirdi. Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Alışehir Gündüz Karaoğlan'da. O da bağcılıkla iştigal ettiği için aynı merakla ikimiz beraber aradık, bulduk. O getirdiğim 6 fiden 3 tanesi tuttu fideden. Tabii benden sonra kuladı birçok arkadaşıma bu üzümden verdim. Fidesinden verdim. Kendim mesela geçen sene 18 tane fide yetiştirdim. Birçok dostumu çıkarıp hem üzümlü tattırıyorum insanlara önce. Merak ediyorlar tabii. Gerçekten aroması çok farklı. Kütür kütür. Bildiğimiz beyaz çekirdek süzüm gibi değil. O siyah çekirdek süzüm ondan. Beyaz parmak üzümü derler bizim burada. Ondan var. İşte üzümü çeşitleri, çekirdekli de var. Siz onu görmediniz sanırım ama siyah çekirdekli de var. Ondan az tabii. Aslında şey var yani, şimdi üzüm çok. Evet. Haliyle yemek de bitmiyor ama bunu değerlendirmek için şey yapıyor musunuz? Böyle yani reçel falan bir şey yapıyor musunuz? Reçel yapıyoruz. Bu sene pekmezini yapacağım nasip olursa. Gerçekten yerli kula pekmezi var, siyah üzümden yapılan ama kendi elimle yapmak istediğim pekmez. Onu düşünüyorum. Pekmezini yapacağım. Kulaya gelip bizlere değer verdiğiniz için, kulamıza tanıttığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum Meral Bey. Çiftçi TV adına. Çok teşekkür ediyorum. Bu toprakların kanalı her yerde. Evet. Biz de elimizden geldiğince ülkemizin güzelliklerini seyircilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Haliyle tarımla, hayvancılıkla yeni başlayan arkadaşlarımız da Çiftçi TV izlerlerse oradan da bu konuyla ilgili bilgi alabilirler. Sabahattin abimiz zamanında tarım dersinden aldığı aşıyla başlayan bir hikayesi var. Bundan sonra da Çiftçi TV izleyicileri oradaki tekniklerle kendilerini geliştirebilirler. Evet. Programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyicilerimiz, haliyle topraktan geldik. Çamurlaşan insanlarımız var ama o çamuru dizgine getiren bir arkadaşımızın yanındayız. Kula'da böyle özel testi yapan bir arkadaşımız. Şimdi onu da tanıtalım istedik size. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım mı? İsmim Mehmet Kahraman. Çamurun kahramanı sen misin? Sayılır. Kula'da bir biz varız. Bu meslek bize dedelerimizden gelme. Kaç yıl oldu? Bizim sülalemizde 300 yıl aşkın. 300 yılı aşkın bizim sülalemiz olarak. Yani bizim atalarımızdan gelen bir meslek. Biz de sonradan bu meslek bitmesin diyerek biz de öğrendik. Evet. Ufak tefek biz de yapıyoruz. Şu anda yaptığınız ne? Testi kebabı bu. Kebap yiyeceğiz mi? Kebabı yeriz. Tabii testiyi yapınca kebabı da yemek lazım değil mi? Nasıl oluyor diye. Başka neler yapıyorsun? İsteğe bağlı. Bizim siparişimiz ne oldu? Şu an genelde yaptığımız şu kebap testisini yapıyoruz. Bu tek kullanımlık olduğu için sürümlü bir iş. Evet. Bu çektiğim çizgiden kırılıyor. Tek kullanımlık olduğu için fason yapıyoruz bunu. Tabi isteğe bağlı. Bizim kulaya kapamamız var. Evet. Toprak testi bardağımız var. Onları yapıyoruz. Genelde ne istediler? İsteğe bağlı onları yapıyoruz yani. Bir de küp falan gördük bunlar. Tabi küp de yapılıyor. İsteğe bağlı ne isterlerse hepsine de yapıyoruz yani. Bir de şu şey var, ilginç olan kınalarda kullanılan var. O nedir? Gelin testisi onlar. Gelin testisi de yapıyoruz. Onun özelliği nedir? Özelliği eskiye dayanıyor. Şu anda daha yeni yeni meşhur oldu artık. Hemen hemen her gelin kız kendi düğününde testiyi kırıyor yani. Yani içinde ne var? Ne koyuyorlar? Tam olarak bilmiyorum ama şekerdir, efendim söyleyeyim paradır gibi şeyler koyuyorlar. Öyle biliyorum yani. Sonra testiyi gelin kırıyor. Evet. Onun bir anlamı var mı? Bir hikayesi var mı? Ne için testi kırılır? Ne için testi kırılır? Vardır elbette. Testiciler para kazansın diye değil herhalde. Ben onu tam olarak bilmiyorum. Neyse onu da öğreniriz. Yani, ama senin ilgilendiren tarafı testinin kırılması demek. Aynen. Senin para kazanması demek. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Peki, kolay gelsin o zaman size. Sağ olun. Allah razı olsun. Haliyle tabii fırının içinde falan da bazı çalışmalar oldu ama onu da sorayım ben ya. Fırının içinde ne yapıyordunuz demin? Malların pişmesi için fırını döşüyoruz. O aşamada bu şekilde oluyor. Tekrar zaten birazdan onları da göstereceğim. Toplu halde siz oraya yerleştirdiğiniz zaman pişme süresi ne kadar? 8 ila 10 saat arasında. 8 ila 10 saat. 8 ila... Her mal için fark ediyor mu yoksa? Hayır. Genel zaten toplu. Genelde aynı saatte. Tabii.
aynı saat toprağın bir açılma pişme derecesinde o şekilde evet. oluyor. Kolay gelsin. Değerli izleyicilerimiz, kula gezimiz devam ediyor. Haliyle böyle adam boyu mısırların içine kadar geldik. Şimdi bununla ilgili de bilgi vereceğiz size. Ama yanımızda bir esnaf odası başkanımız var. Ziraatla uğraşıyormuş. Bence yanlış bir meslek mi seçti bilmiyorum. Yok. Sizi tanıyalım mı? Aytekin Şadan, kula esnaf sanatkar odası başkanıyım. Ama ziraat mühendisi olduğum için mesleğim gereği, mühendisliğim gereği ziraatla uğraşıyoruz. Kulanın tarımsal potansiyeline pozitif anlamda bir şeyler katmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani mesleğimiz zaten esnaflık ama tarımsal sanayiyle uğraştığımız için esnaf odasında kayıtlıyız. O açıdan kula tarımına pozitif anlamda bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bugün de işte mısırla ilgili arkadaşların denemeleriyle ilgili bir çalışmamız vardı. Çiftçi toplantımız vardı. Onun için buraya geldik. Sizin genelde çalışmalarınız neler? Yani tarımla ilgili. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 94 yılında bu işe başladım. O yıllarda kula monokültürdü. Yani sadece tütünün yapıldığı, kuru tarımın yapıldığı bir yerdi. Fakat Gediz çayından istifade ederek ve sulu tarıma geçtikten sonra polikültür bir yapıya kavuştuk. Sebzenin hemen hemen her çeşidi yetişmekte. Karnabahar'da kula bir marka oldu artık. Yani yaklaşık 4,5 milyon adet karnabahar yetiştiriyoruz. Bu sene, 2 senedir kapya biber, kırmızı biber, tanalık biber yani adını ne dersiniz. Onda da artık ciddi bir üretim alanına sahip olduk. Bunda da bir marka olduk. Tabii buna bağlı olarak da Mısır'da sulaştık mısır yani, olarak. Evet. Süt üretiminde en büyük çiftçinin maliyeti yem. Yem maliyetini karşılayan en önemli unsur da mısır. Yani mısırla çiftçimiz yem maliyetini düşürebildiği sürece para kazanabiliyor. Onun için de yaklaşık yani bu rakamları şöyle söyleyeyim. Ben ilçe tarımla diyalog halinde olduğum için yani ÇKS'a kayıtlı 17-18 bin dönüm ama kayıtsızla beraber 20 bin dönüme yakın mısır alanımız var bizim. Tamamı silajlık yani danelik bizde mısır üretimi yok. Silajlık mısırların hemen hemen her çeşidini ekiyoruz. Burada da bir firmamızın 3 çeşit denemesi vardı. Sonuçlar bizim açımızdan gayet güzel tabii. Siz eğitim olarak yani bilinçli bir tarım yapıyorsunuz. Evet. Yani zaten amacımız da o. Bizim üreticimize de vermek istediğimiz o. Şimdi eskiden yoktu böyle bir şey. Şimdi artık dönümde ne kadar mısır elde ediyoruz? Elde ettiğimiz mısırın hayvana sağladığı süt oranı, süt miktar katısı ne kadar? Bunlar hep artık matematiksel olarak yani maliyetler arttığı sürece bu hesabı çiftçimiz yapıyor. Ve bu noktada da bizim kula çiftçimiz de gerçekten bilinçli çiftçi. Yani söyleneni ve uyguladığı vakit elde ettiği neticeyi uygulayan insanlar. O noktada da ben kula tarım açısından çok ümitliyim. Yani hayvancılık ve tarımda kula inşallah çok yakın sürede daha ileri yerlerde olacak. İnşallah. Peki üretilen mısır yeterli mi kuladaki hayvancılık için? Yani şu anda tabii tamamını hayvanın tamamını mısırla beslemiyor. Bir miktar yem de kullanıyor. Yani %80 oranında hemen hemen karşılıyoruz evet. yani. Karşılıyoruz. Karşılıyoruz. Önemli olan da o zaten. Evet dışarıdan bir miktar salihden bizim büyük çiftçilerimiz. Şimdi bizde şöyle bir şanssızlığımız var. Kulada maalesef çok büyük toplu alanlarımız yok. Yani 10, 15, 12, 8, 20 dönüm alanlar. 100 dönüm, 200 dönüm alanlarda yapılsa belki daha şey olacak. Yani toplu bazı talepleri tam manası yeterli olmuyor ama işte bu alan birleştirmeyle beraber 3-5 sene içerisinde tamamen kendini yeter hale geleceğine inanıyorum ben. İnşallah. Çalışmalarınızda size başarılar diliyorum. Ben de çiftçiliğe tarıma olan katkılarından dolayı bir meslektaş olarak zevkle takip ediyoruz. Tarıma olan katkılarından dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. Burada olmanızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Şimdi mısırla ilgili de arkadaştan bilgi alalım. Ben evet Hakan Bey o konuda. Bakalım bu mısırın özellikleri niye böyleymiş? Tabii. Bizden niye uzunmuş soralım değil mi? İşin uzmanını erbabını soralım diyorsun. Evet sizi tanıyalım. Hakan Ertaş, firmamızın bölge temsilcisiyim. Manisa Uşak bölge temsilcisiyim. Bugün burada Aytekin Bey'le beraber bir yürüttüğümüz bir ortak çalışma var. Hani birim alandan fazla verim almanın yanında hayvancılık için neler yapabiliriz? Bunun peşinde koşuyoruz. Dediği gibi Aytekin abinin bu bölgede çok ciddi artık bir mısır ekilişi var. Biz hem bu bölgede bundan pay almak hem de çiftçimize faydalı olmak için bugün burada bir deneme kurduk. 3 çeşit deneme kurduk burada. Firmamıza ait 3 tane çeşit var. Her bir çeşidin aralarını açtık ve ayrı ayrı üreticimize gösteriyoruz. Birazdan burada bu çeşitlerin analizlerini yapacağız. Analiz sonucunda da
hayvan için ne kadar yararlı ondan bahsedeceğiz. Hayvancılıkta neler yapmak gerekiyor? Bugün maliyetlerin yüksek olduğu dönemde hayvana kaba yemle maliyetleri düşürerek nasıl şirket firmalarını daha karlı hale getirebiliriz? Bunun peşinde koşuyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Bu yönde. Şimdi 3 cins dediniz. Yani farklılığı nedir 3 cins? Şimdi farklılıklar şöyle. Bunların olgunlaşma süreleriyle alakalı farklılıklar var. Hani bölgeye uyumluluğunu hem test etmiş olduk. Çünkü girdiğimiz her bölgede her zaman en uygun çeşidi bulmaya çalışıyoruz. Bu 3 çeşit de tahmin ettiğimiz gibi yanılmadık. Üçü de bölge için uyumlu, toprak yapısına uydu. Verimleri gayet başarılı, birbirine yakın özellikler gösteriyorlar. Hani beğenenler, hani isteyen istediğini ekebilir şeklinde biz biraz daha gösteriyoruz. Analiz çerçevesinde de tabii sonuçlarına bakıyoruz bunların. 3 aşağı 5 yukarı bunların analiz sonuçları da birbirine denk geliyor. Biz kararı çiftçimize bırakıyoruz, zorlamıyoruz. Hani bu çeşidi ekin demiyoruz. Çünkü ben ondan daha iyi sonuç aldım, bundan daha iyi sonuç aldım diyebilenler oluyor. Onun için genelde girdiğimiz bölgelerde 3 çeşit, 4 çeşidi birlikte sunuyoruz kendilerine. Peki besi değeri farkı var mı 3 çeşit? Çok düşük rakamlar oynuyor. Besi değeri farkı çok fazla karşılaşmıyor. Zaten belli bir standardın altında olan çeşitleri biz piyasaya satışa çıkarmıyoruz. Anladım. Hep analizleri yapılıyor. Standartlar doğrultusunda satışa çıkıyor. Boyunun uzun olması? Boyunun uzun olması bu biraz bölgemizle alakalı. Bölgemiz mısır yetiştiriciliği açısından aslında hani süper bir bölge. Hı hı. Bunun çiftçimiz ne kadar farkında? Farkındalık kazanıyor artık. Böyle sizin gibi gelip bilgilendiren, işte Aytekin abi gibi emek veren insanlar sayesinde. Gece gündüz sıcaklığı farklılığı bölgemizde çok yüksek. Mesela buradan bir 40 kilometre ileride Salihli ilçesi var. Oraya gitseniz gündüz 37 derece, gece 32 derece mısır hep streste, hı hı, ve boylanmıyor. Yani 3 metre gibi boyda kalabiliyor. Ama bölgemizde gece 18 derece, gündüz 30 derece gibi rakamlar tropikal, hı, geziyor. Ve bu mısırın boylanmasında tam istediği iklim koşullarını sağlıyor. Tonajı da fark ettiriyor. Yani tonajı da fark ettiriyor. Kaliteyi de fark ettiriyor. Yani bu birim alandan daha fazla verimle de hayvancılık daha karlı hale geliyor. Gübre kullanımı düşüyor, maliyet artıyor, maliyet azalıyor. Peki şey sorayım şimdi, gördüğüm kadarıyla her birinde bir tane koçan, evet, var. Neden öyle? Mısır genelde bir koçan çıkarır zaten. Hani çok ciddi bir bakım olursa, yani gübre oranı fazla olursa, toprak yapısı çok iyi olursa, burası biraz kıraç arazi. Hı hı. İkinci sömeğe yeltenebilir, yapabilir ama ikinci sömek çok da randımanlı olmaz. Yani mısırın genetiğinde genelde tek sömek vardır zaten. Peki Karadeniz bölgesinde geçmişten beri ekilen mısırlar var. Onlar yaklaşık 3 tane veriyor. Onların özelliği ne? Ama verenler çok sağlıklı olmuyordur. Yani gelen o 2 sömek sağlıklı olmuyordur. Bu bölgemizde de var. Şimdi mesela bu tarlanın içerisinde çift sömekli mısırlar var içerisinde ama o gelen ikinci, üçüncü sömekler sağlıklı değil. Biz tek alıp, hı, sağlıklı sömek almak için uğraşıyoruz. Gerçi orada onlar şey için yapıyor. Mısır unu için yapıldığı için biraz daha yöresel kullanıyorlar. Evet, geçmişten kalan tohumlar var. Çeşit farklılığı var. Evet, bunlar hibrit çeşitler. Bunu çapı, fazla yemek için kullanmıyorsunuz doğru değil mi o zaman? Tabii yok. Bunlar silajda. Hı-hı. Çapı, çeperdeki tane sayısı ve doluluk oranı önemli. Tek sömek olsun ama dolu dolu sömek olsun. Bizim amacımız bu. Evet. Bir de bu çeşitlilikle alakalı da ben çok kısa bir bilgi vereyim. Yani bizde birinci ürün ve ikinci ürün. İşte bir arpa buğday arkası ekilen birinci ürün var. Bir de karpuz arkası ikinci ürün var. Yani çeşitliliğinin bir sebebi de o. İşte 110 günlükle başlıyoruz. 75 günlükle bitiriyoruz yani. O çeşitler de var. Yani mesela şu çeşit 110 günlük, evet, bildiğim kadarıyla. Kısa gün, uzun gün çeşitleri var. Ama şimdi karpuz arkasındakiler ne var mesela? Onlar da bir daha 80 günlük, 75 günlük çeşitler. Yani bu 3-4 çeşit olmasının sebebi de o yani. Anladım. Evet. Deneme yaptığınız alan ne kadar? Bu alan 9000 metrekare. 9000 metrekarelik bir alan, evet. Şimdi 3 çeşit yaptınız. Alil'de de sludge'la ilgili çalışma kesilecek. Gene yem olarak kullanılacak herhalde. Zayi olmayacak. Takriben bu alandan ne kadar sludge çıkar? Bu alandan takriben 80 ton gibi bir rakam beklentimiz var. Bizde şu anda Kula'da mısır ekiliş alanlarında vahşi sulama oranı %5'lerdi. %95'imiz damla sulama. Yok, burası damla sulama yaptınız herhalde. %95'i Kula'da, bu 18-20 bin dekar alanın %95'i damla sulama. Şimdi vahşi sulama dediğiniz zaman insanlar bazı bölgede, ben gördüm onu, direkt suyu basıyorlar. O aslında verimi düşürüyor o zaman değil mi? Şimdi bak, verimi düşürüyor. Su israfı var. Hı hı. Hastalık varsa, zararlı varsa ondan onu geçiyor. Hı hı. Yani elementlerin, minerallerin suyla toprağa yıkanması var. Çok çeşitli şeyler var. Yani damla sulamanın gerçekten çok ciddi avantajları var. Yani üründen bereket isteyen insanlar damlama, evet, sulama sistemine geç. Yani şartlara göre damla sulama ve şu anda bizim Kula'da
ediyorum ve net konuşuyorum yani. Yapılan tarımsal üretimin %95'i damla sulama. Peki başkanım, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Siz var mı son olarak böyle eklemek istediğiniz? Teşekkür ederiz biz de. Çiftçileri bize böyle bilgilendirme fırsatı verdiği için, böyle bir organizasyon düzenlememize yardımcı olduğu için Aytekin abiye de ekstra teşekkür ediyoruz. Evet. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz hep birlikte. Yani bu toprakları canlandırmak gerekiyor artık. Yani bu ülke hepimizin, evet, başka ülke, evet, yok, gidecek yerimiz de yok. Dediğim gibi ben bu noktada tekrar yani yayın politikanız, yayınlarınız ve buraya katılımınızdan dolayı, tarıma verdiğiniz destekten dolayı Çiftçi TV'de özellikle tekrar teşekkür ederim. Biz o yüzden bu toprakların kanalıyız. Her toprakta bizi görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, elimizden geldiğince Mısır'la ilgili de bilgi verdik ama tabii ki önemli olan bu işte ilgilenen arkadaşlarımız var. Bilinçli tarım yapmak her zaman faydalı ve verimli ürün almak demek. Bizden ayrılmayın, programımız devam edecek. Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda da Kula'nın Karnabahar tarlasındayız. Burada da bununla ilgili çalışmalar var. Biraz bilgi verelim bakalım, nasıl yetişiyormuş, özelliklerine nelermiş. Önce tarla sahibinden bilgi alalım da sonra denetimini yapan oda başkanımızdan konuyla ilgili bilgi alacağız. Seni tanıyalım mı? Ben Dereköylüyüm. Manisa'nın Kula Dereköy köyündenim. Adım Sait Çürük. Yani ürünlerin çürük olmuyorsa sıkıntı yok. Yok, sağlam oluyor. Sıkıntı yok Allah'a şükür. Ürünümüzün çeşidimiz baharadır. Bahara cinsi. Yaklaşık 90 günde yetişen bir cinstir. Kaç günü var? Yani daha bir ay zamanı var. Çeşidimiz güzel, gayet sık oluyor. Hı hı. Yani tutulan bir cins. Hı hı. Genelde bu bölgede bundan tikiyorlar. Sen ne kadar alana ekiyorsun? Yaklaşık 12-13 dönüm alana ekiyoruz. Adet satıyorsunuz. Aynen. Kilo ya, değil mi? Yok, kilo değil. Tamam. Götüren arkadaşlar kiloyla satıyor ama biz adet olarak biliyoruz. Evet. Öyle yani. Bu da kilo bastığı için çeşidimiz kilo olarak küçücük bir yumruk gibi olan 1 kilodan aşağı gelmiyor yani. O yüzden alan arkadaşlar da İzmir'e götürüyor. İzmir'de de kiloyla satılıyor. Marketler. Sen kaç yıldan beri yapıyorsun bu işi? Yaklaşık ya eskiden beri yapıyoruz da ben üniversite okudum. Üniversite hayatımız ileri dönük olmadığı için, evet, şey yapamadığımız için biz de bu mesleğe yöneldik. Tabii ata mesleğini devam ettirecek gençler lazım. Okuyup nereye kadar, değil mi? Aynen, mesleği devam ettirdik. Önceden 2000'ler 3000'ler ekerken şimdi adedimizi çoğalttık. Bir de bakımı kolay. Damlama sistemi olduğu için, salma su sistemi şeyi olmadığı için. Bir de verim de alıyoruz yani, Allah'a şükür, yalan söylemeye de gerek yok yani. Hı. Yani memnunuz. Çeşitimiz de, evet, satan firma da memnunuz. Yani şeyleri sıkıntı yaşamıyoruz ürünlerimizden. Yetiştirmekte olsun, ilaçlama konusunda olsun, her konuda yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Peki alanı büyütmek için arazi mi yok? Evet. Daha fazla ekemiyorsun. Bizim buralarda biz ekiyoruz bunlar ama bizim asıl amacımız hayvanlar. Hı. Hayvanlar daha şey öncelikli bizden. O yüzden hani ekiyoruz ama fazla değil. Hı. Miktarı fazla çoğaltmıyoruz yani, o yüzden. Başka ne ekiyorsun? Mısır, hı hı, domates, biber, patlıcan. Hı hı. Çeşitlerimiz bol yani, her çeşitten ekmeye çalışıyoruz. Kendi halimizde pazarımız var. Peki biraz bu teknik olarak da bilgi alalım bakalım. Evet başkanım, şimdi yetişmeyle ilgili böyle soğuktan, evet, sıcaktan bahsettim biraz. O konuyla ilgili de bilgi alalım. Şimdi şöyle abi, Kula Karnabaharıyla Türkiye'de marka olmuş. Hı. Yani çok tarım ürünümüz var ama karnabaharımız marka. Bunun da en temel sebebi iklim şartlarımızın avantajı. Karnabahar kış bitkisidir. Soğuklanma ihtiyacı olan bir bitki olduğu için bu üretimi yapan yerlerde soğuklanma ihtiyacının iklim şartlarından dolayı en erken geldiği yer Kula'dır. Ve bundan dolayı Türkiye'de karnabahar ilk çıktığı yerlerden birisidir. Yaklaşık 4,5 milyon adet civarında bir karnabahar lahana brokoli üretimimiz var. Kışlık üretimimiz var. Ağırlık karnabahar. Yani burada eğer ki bilinçli çiftçilik yaptığım vakit karnabahar biraz daha damla sulamaya geçildiği için emeği biraz daha diğer ürünlere bakarak biraz daha az zahmetlidir. Hı hı. Fiyat olarak da yakaladığın yıllarda güzel de para getiriyor yani. Hı. Bizim burada en büyük yani en temel prensibimiz artık özellikle son 4-5 yıldır bu kalıntı olaylarından dolayı. Ben gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum. Kulamızdan alınan her ürünü gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız yiyebilir. Yani kalıntı noktasında çok hassasız. Sait gibi bilinçli üreticilerimiz hemen hemen hepsi o bilinçteler. Yani ilaçlamada, gübrelemede
kalıntı yapacak, ruhsat olmayan, yasak olan her şeyden kaçıyoruz artık yani. Yani Sait'in öğrettiği ürünlere güvensinler. Soy ismi sıkıntılı ama evet. Çürük ama ürünleri sağlam yani. Sağlam problem ve yok. Şey yani ihracatı giren ürünlerimiz de var. Allah'a şükürler olsun. Son 4-5 yılda hiçbir ürünümüz kalıntıdan dolayı geri gelmedi yani gönüllü hanım. Vallahi Kulu o zaman tarımda önder bir şehir olma yolunda devam ediyor. Yolunda. Başarılar diliyorum ben. Bizim böyle gidip başka biber ve domates üretici arkadaşlarımıza bizleri. Şimdi inşallah Kapya ile ilgili de ben size bilgi vereceğim. Kapya'da da son 3 yıldır bir yerlere gelmeye başladık ama ben bu yıl Kapya'da da iddialıyım. Bir de yani taranlık biber hani şey olarak söyleyeyim. Ekonomik olarak da Kapya şu anda çok iyi gidiyor fiyatları da. Ben önümüzdeki yıllarda Kapya'da da çok daha karnabaharda olduğumuz gibi, silajda olduğumuz gibi çok daha iddialı olacağımıza inanıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu arada güneş de çok fazla var. Bu gidişte çüreğe biz çıkacağız. Yavaş yavaş evet, gidelim. Evet çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz programımız devam ediyor bizden ayrı. Değerli izleyicilerimiz şu anda da biber tarlasındayız. Salçalık biber yapan arkadaşlarımız varmış. Mangalı da güzel oluyor. Daha önceki bölümde işlemiştik. Ama muhtar mangal yakmadığı için bu sefer mangal yemeyeceğiz. Evet. söyleseydiniz. Tanıyalım mı seni? İsmim Adem Yüce. Kanlıarma köyünde çiftçilikle uğraşmaktayım. İç piyasa mı? Şu anda ağırlık iç piyasaya çalışıyoruz. İl dışına mı gidiyor? Geçen sene il dışına çalıştık ama bu sene daha başlamadık. Şu anda iç piyasaya çalışıyoruz yani. Hayallerde böyle yurt dışına falan gönderen var mı bunlar? Var. Mesela buradan giden var. Geçen sene mesela Salih'le bir fabrikaya verdik. Oradan dışarı ihracat gitti. Önce bir analiz yaptılar biberimize. Analiz sonucunda güzel şey geldi yani. O şekilde aşağı yukarı 250 ton civarında geçen sene yurt dışına ihracat yaptık. Başka bölgedeki salçalık biberle buradaki biberin farklılığı var mı? Farkı var. Ne var? Dışarıdan ki mesela biber hazır fidan. Bu benim kendim yıllardan beri hazır eski kendi tohumumuz. Kullandığımız eski tohumumuz yani. Her sene tohumunu kendimiz iriliyoruz. İyilerinden seçiyoruz. Aynı tohuma devam ediyoruz. Niye devam ediyoruz? Bir kere fidan parasından tasarrufu geçiyoruz. Bir hastalığı dayanma şansı daha çok. Bir dönüm araziye ne kadar tohum ekiliyor? Bir dönüm araziye 5000 fidan dikiyoruz. Bir yani dönüme. Bir yerde yetiştirip sonra fidan olarak. Önce bir tarlaya tohum atıyoruz. Tohumdan diğerden kökleyip araziye dikim yapıyoruz. Yani döleme 5000 falan fidan dikiyoruz. Bunun yani. Aroma farkı da var haliyle. Tabii mutlaka. Zaten yerken tüketiciler onun farkını varıyor yani. Geçiş ayının su esisi gelmiyor artık. Bu aylar geldi mi su tamamen yataktan çekiliyor. Su sıkıntı ediyor. Suyu bir yerde kesiyorlar mı? Nedir yani? Suların gelir kaynakları. Mesela dağların önleri kesildi. Gölet yapıldı. Şimdi geçiş ayının su gelmiyor. Sulama barajları falan yapıldı. Yani. Yani yaptığımız işten memnunuz. Allah bilsin para kazanıyoruz. Bu bölgede çok örnek olmak istiyorum, yaptırmak istiyorum vatandaşlara ama vatandaşlar yapmıyorlar. Yapsalar da az yapıyorlar. Satmakta hiçbir tane sıkıntım yok. Peki teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi Kula'dayız ama genç bir kardeşimiz var. Kula ile ilgili şiir yazmış. Dedik ki yani programın içinde bir okutalım da. Ama hazırlıksız yakalandı. Biraz kağıttan destek alarak olacak ama tamamen kendisine ait bir şiir. Ama önce seni tanıyacağız. Raziye ben. Normalde hemşireyim. Şiir yazıyorum. Normalde nesiniz? Anormalde şair misiniz? Yok. Şair demeyelim ama şair olmaya çalışan acemi bir şair. Amatör olarak uğraşıyorsun. Amatör evet. Soy isim ne? Uysal. Raziye Uysal. Raziye Uysal. Evet. Uysal durursanız sıkıntı yok. Çok uysalımdır. Şimdi şiir yazmaya ne zaman başladın? 10 yaşında falan başladım aşağı yukarı. Yani ilkokul çağlarında sürekli yazıyordum zaten. Öğretmenlerim de hep derdi büyüyünce şair mi olacaksın kız sen falan. Çok heveslendim. Kendimi bulduğum bir şey. Kendimi rahatlatma yöntemim. Kaç tane şiirin var? Yani şu an kitap çıkarayım desem 3-4 tane rahat çıkar ama kendimi geliştirmeden bir adım atmak istemiyorum. Gerçekten kalemim güçlü bir kalem olduğunda inşallah kitabımı da çıkarmak istiyorum. Anladım. O zaman senden şiiri alalım. Yanık ülkem, kulağım benim, boynu bükük şehrim. Küçücük bedeninin üzerinde binlerce hikaye. Buram buram geçmiş kokan şehrim benim. Evlerinin her biri tarihin birer aynası, samimiyetin ve sevginin doğum noktası.
Demirciler Sokağı'ndayım. Acılarını sanat yapıyor ustalarım. Sanatın ve sanatçının şehri. Güzel kulağım benim. Verimli topraklarında beslenmiş bu çocuklar belli. Tombul, elma yanaklı hepsi. Kızların ve oğlanların koşturuyor her yerde. Şen kahkahaları yankılanıyor. Hoş bir müzik gibi göklerde. Kulağım benim. Güzel şehrim. Memleketim. Yunus Emre bile kollarında huzur buldu senin. Hangi kul sevmez ki seni söyle. Yanık ülkem benim. Önce peri bacalarına gidiyorum. Sonra volkanik arazilerinde geziyorum. Divlit'e çıkıyorum. İzliyorum da bir türlü doyamıyorum. Kulağım benim, yanık ülkem. Çileli ve vefakar şehrim. Bağrı yanık memleketim. Teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Evet değerli izleyicilerimiz, Kula bölümümüzün sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yanımızda da Kulalı bir sanatçı arkadaşımız var. Haliyle Çiftçi TV izleyicilerine güzel bir parça armağan edecek. Ama önce onu tanıyacağız. Ben Kula'da oturuyorum. Burada müzisyenlik yapıyorum. İsim ne, soy isim? Ünal Kök. Kök sağlam yani. Evet, kök sağlam. Evet. İşte kendi elimizden geldiği kadar kaç müzikle uğraşıyorum. 14-15 yıldır müzikle uğraşıyorum. Bahçanın harı mıyım, ben seni alır mıyım? Sen ettiğinden utan, ben seni alır mıyım? Sen ettiğinden utan, ben seni alır mıyım? Bahçadan erik mi olur, dibinde koruk mu olur? Ben yarimden ayrıldım, arasam ayıp mı? Ben yarimi kaybettim, arasam ayıp mı? Evet değerli izleyicilerimiz, bu haftaki bölümümüz burada bitti. Haftaya bir başka bölümde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu ve sağlıklı kalın. Çiftçi TV'de kalın. Kırmızı buğday ayrılmıyor. Sezinde Mevlam Mevlam.